Elbette Türkiye İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası tek yürek oldu. Terör bir kez daha lanetlendi. Siyasilerden saldırıda yaşamını yitirenler için peş peşe taziye mesajları var. Vardık, canlıdayız. İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından siyasiler başsağlığı mesajları paylaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop mesajında "Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı. İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Saldırı sonrası bir açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne vurgu yaptı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da olayın çok yönlü incelendiğini söyledi. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını. Teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız dedi. Ama şu bir gerçek, biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Ve terörü lanetlemek zorundayız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi. Milletimizin başı sağ olsun, ailelerinin başı sağ olsun. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına biz de yardımcı olmak isteriz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı.